Bir silah vardır, insanların kafasını aratır. Bir silah vardır, İnsanların başlangıçlarını taşır. Bir silah vardır, İnsanlar o tabancayı meyil haline getirir. Ve bir silah vardır ki sadece geçmişler hatırlar. İşte o silah karşınızda. Epona Prime. Hepinize merhabalar, ben Kandasınız, iyi misiniz efendim? Bugün Warframe'e eğitici ve öğretici videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugünkü göstereceğim olan build ise Epona Prime'ın build'i olacaktır. Epona Prime eskiler çok iyi hatırlar. Zamanlarımızın ikincil tabancası olarak, ikincil silah olarak, bir tabanca olarak hepimizi taşımış ve aklımıza en güçlü tabanca olarak kazanmıştır. Bir O7 alabilir miyiz? Bir selam alabilir miyiz bu silah? Çünkü şu elimdeki görmüş olduğunuz tabanca bu elimdeki görmüş olduğunuz hesaba taşıdı. Zamanında birinci silahları vurmuyor, yakında bir şey vurmuyordu bile hani. Troll büyütler yapıyordum çünkü hani kafama göre davranıyordum. İşte bu silah ne kadar fazla aptalca büyütlesem bile bu ettiğim bu silahın kendisi dedi ki bu hesabı ben taşıyacağım. Ve yok etti herkesi. Önündeki duran her şeyi. Aid olanlarından tutun moblarına kadar, acolyte'lardan tutun. Hani ne aklınıza gelirse her şeyi tek atmayı sağlayan tabancalardan bir tanesi. Ha, tek atıyor mu? Kesinlikle hayır. Bu bir tabanca çünkü. Ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin anca tek atmaya başlıyor. Hani çünkü Warframe'in şey yapısı yüzünden hani böyle ikinci tabancalar o kadar vurmaz. Yanınıza alacaksınız Mirage. Arkadaşınız Ryan oynayacak, size buff verecek falan filan. Onlara girişmiyorum bile. Solo build olarak kendi başına neler yapabilir? Ondan sonrasında karakter buffları ve yoldaş buffları ile neler yapabilir? Onları göstereceğim. Yoldaş buffını belki aradan çıkarabiliriz çünkü hala elimde Panzerwolf hala yok. Daha da fazla uzatmayalım. Başlayalım efendim. Tek bir build olacaktır, kısa bir build olacaktır ve sonrasında benim göz ağrım olan başka bir build'e bakacağız. Başlayalım. Şu andaki görmüş olduğunuz boyutların arasında hiçbir fark yok bu arada. Sadece B diziliminde daha fazla kritik şans var fakat daha az çoklatış var. Yani toplam olarak hasarımız çok da minik olsa düşüyor. Hani aradaki fark ne diye soracak olursanız ben bile görmüyorum yani. De belki pistol gambetin ekstradan bir tane forma alması falandır yani. Şey bir tane aynen. Pistol gambeti bir kere yükseltemesi. Her neyse daha da fazla uzatmayalım, başlayalım. C dizilimi sizin yapacağınız boyuttur. Zaten B dizilimi ve A diziliminin olayını anlatacağım ve olayı bitireceğim. A dizilimini gösteremem çünkü. Ha, göstermek istesem de edit yapmak zorundayım ve ben üşengeç bir insanım. Maalesef yapamam. Lethal Torrent çoklu atış ve atış hızınızı artırır. Barrel'da Fusion çoklu atışınızı artırır. Target Cracker kritik hasar, Pistol Gambit kritik şans. Hornet Strike direkt hasar. Pantheon Rounds, Toxin ve Convision. Pantheon Rounds, Toxin, Convision, Elektrik. Bunların ne yaptığını tekrar hatırlayalım. Paslanmaya dönüşüyor ve paslanma karşı tarafın zırhını direkt geçici olarak kaldırmaya yarıyor. Devam edelim. Augur Patch de bizim hasar kartımız. Ve unutmayın, bu bir yandan çok da minik olsa da hayatta kalmamızı sağlıyor. Altındaki yeteneği okudunuz mu? Pasifi. Yeteneklere harcanan enerji %40 oranıyla kalkana dönüşürür. Evet. Daha da fazla uzatmayalım. Başlayalım efendim. İlk başta 60 levellerde test edeceğim silahımızın hasarını. Başlayalım. İlk başta neler yapabildiğini, karakter buffları olmadan neler yapabildiğine bakacağız. Anlatmama gerek var mı? Lan. Ya ne kadar güzel gidiyordum. Bu. Tabii aim'iniz benim gibi PPG olursa yandınız yani. Hop.
Senin silah niye kritik vurmadı lan? Şansa bak. Aa, fuck you. Evet abi, kritik şansımın olmasına rağmen kritik şansıyla vuramayan ben. Fuck you. Görmüş olduğunuz gibi 60 temellerin içinden geçiyor. Hani anlatmama gerek bile yok yani bu ilde. Bir de yani silah buff'ı olunca ne yapılıyor? Ona da bir bakalım. Bunun için bir tane Rhino ile deneyeceğim ve bir tane de Mirage ile deneyeceğim. Hemen Mirage'imizi alalım ve başlayalım. Mirage'in build'ini de zaten video bitiminde göstereceğim. Eclipse. Kendi buff'larımızı da çalıştırıyoruz. Ha tamam. Evet, ilk defa vuruşumu mu kaçırdım o da bilmiyorum ama arkadakine de vurdum lan, let's go. Fuck you, fuck you, fuck you. Bu arada fark ettiyseniz silahın sıkışından hemen sonraki yaptığı animasyon da çok güzel bu arada. Seviyorum. Eclipse'i seviyorum. Ve şimdi de Rhino ile deneyelim. Ki zaten şu anki testim sadece hasarın ne kadar artacağını test etmek. Fuck my life. Böyle yapılıyor. Tamam. Değil mi? Teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi 62k oldu. Ve çoklu atışında verdiği ekstradan bir hasar var bedene. Dikkatinizi çekerim o konuda. Çünkü çoklu atış kartım olduğu için bir taneden fazla ikincisini de sıkıyorum. Çünkü Apara Prime. Yani görmüş olduğunuz gibi hasarımız yüksek derecede arttı. Şimdi de bunu... Ops. 160 levellerde deneyelim. Buff'ımız olmadan tabii ki de. Şöyle kendimizi yine resetleyelim. Bug'a girmesin. Ve başlayalım. Gel yani 4 vuruşta headshotlarla bir Corrupted Heavy Gunner'ı alabiliyorum. Evet, dediğim anda göt oldum. Teşekkür ederim. Fuck you. Ve F1'ın tekrar söylemem gerekiyor. Orta Kleeda. Kendisi unutmayın bir tabanca şapkan. Bunu başlangıçta söylemiyordum. Maalesef. Eğer şu an virüs koysaydım aklını almıştım seni. Fuck. Ve orta click, sol click spamı da yapabilirsiniz bu arada. Eğer yakınınızda çok fazla insanlar girmeye başladıysa. Virüs koymak isterseniz peki şatkanda işe yarar mı? Ya yarar. Kendisi sonuçta direkt virüs yapacağı için hasarı çok iyi olacaktır. Ama yok anasını satayım, benim kritik şansım bile vurmadığı için şu an video iğrenç gözüküyor. Ağlamak üzereyim. Teşekkür ederim telefonum. Bir anda insanlar bana mesaj göndermeye başladı. Sallan. Görmüş olduğunuz gibi shotgun bu şekilde 3'te indirebiliyor. Eğer bırakırsam Rhino'nun buff'ı ile beraber sol click. Ananın a... Oğlum ben video çekerken bana mesaj atmayın. Kaç kere diyeceğim. Allah Allah ya. Al hasar. Al. Oldu mu? Tamam video bitti. Yürü git falan. Fuck you. Yanlışlıkla shift'e bastım. Ne kadar güzel ya. Telefonumu susturmayı unuttuğum için videonun içine sıçtık yani. Yani virüs koyarsanız da güzel bir hasara da ulaşabilirsiniz. Tabi Rhino'nun buff'ı ile tabi oluyor. Fuck you. Mirage ile denemeyeceğim. Zaten Rhino'nun buff'ı şu an daha iyi olduğu için Mirage'in ikisini denemeyeceğim. Mirage build'im tam olarak değil. Hemen gelin B dizilimine bakalım. B diziliminde ne var? B diziliminde daha fazla kritik şansımız var. Direkt değişik olan kartı söyleyelim. Amalgam Barrel Diffusion. Çoklu atıştan
Hatırlıyorsunuz değil mi? Normal diffusion'ı 120 idi. 110'a düşürüyorum fakat kaçınma hızımı arttırıyorum. Ve burada bir pistol gamet var. O da %12 falan şansımı artırıyor. Tabii matematik kötü olduğu için matematik siz yapın. 66'dan 70 oldu kritik şansımız. Çok da fazla bir fark olmayacak. Hatta belki hasarımız daha da kötü olacak. Başlayalım bakalım neler olacak. 4 vuruş. Kritik şansımız arttığı için artık her şeyi kritikle vurabiliyoruz. İşin yok onu. Tamam, hasarı gördük. Bir de şimdi bufflu bir şekilde aynı deneyelim. Olan virüs koymadan mı dua eden anasını satayım. Şu silah var ya, kesme hasarıyla çok güzel alırdım belanızı. Belanızı alırdım. Hmm. Yeni bir küfür üretmeye çalışıyor olabilir miyim şu an? Benim merak ettiğim bir şey var. Ben bu silah hiçbir zaman virüs takmadım. Shotgun moduna nasıl bir virüs taksam nasıl olur? Tam başlangıç build'ini gördünüz değil mi? Artık o başlangıç build'i yok. Haha. Defreeze ve şuraya da toksin yapalım ve virüs ekleyelim. Bakalım ne olacak? Çok merak ettim şu an. Bu arada sürekli bir şeyi vuruyor. Sürekli bir statü bırakabiliyor. Has, çok iyi. Peki normal Sokrik'in su olur. Ben Sokrik'i hiçbir zaman proklamıyor ki. Sinan tek kötü yanı bu. Eğer shotgun'a özel bu it yapmak zorunda kalırsanız yani direkt shotgun'a gitmek zorundasınız. Bu yüzden de yani shotgun build'ini pek önermiyorum. Az önceki tek atışlarından sonrasında virüs olmaz. Bu bir çöp. ve A'yı da söylemem gerekirse A'nın sadece tek bir değişiği var. Pentagon rounds yerine heat charge koydum. Bu da ateş veriyor. Radyasyon bu ilde yapıyor. Ve bu da ne demek? Aid olanlara artık vurabilirsiniz. Şu an bu ilde kopyalayın. Kopyaladınız mı? Tamamdır. Ve bu ilden de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Beğendiyseniz ve... Ha? Excalibur'uma ne oldu? Aa, tekstürler aptallaştı. Ha siktir, çok iyi. Düzelir misin? Aa, düzelmiyor. B'ye bir geçeyim. Abi, tekstürler birbirine girdi. Ha, oyun bozuldu. Ha, çok iyi. Normal Excalibur'u böyle görmüş müydünüz? Ha siktir lan, ne oluyor birden oyuna? Rhino sen iyi misin? Rhino da kötüleşti. Aa! Yeni skin ekledim galiba oyuna. Yanlışlıkla. Zako? Ha, Zako normal. Evet, Zako normal. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye kalınma, abone değilseniz abone olmayı ve başka bir karakter, bir video, bir öneri de sunmak isterseniz yorumlarda da belirtmeyi unutmayın Warframe videolarının altına. Apona Prime'ı beğendiyseniz de bu arada yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Çünkü Apona Prime benim için değerli. Bunun hakkında yorumları görmek isterim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Revanche is out.